Rocket League sezon 5 geldi. Ben de direkt böyle oyunu hiçbir şekilde şey yapmadan, buradan hiçbir tuşa basmadan açtım. Sezon 5 başladı diyor. İşte sezon 5 için Rocket'leri gazla falan filan diyor. Yeni stadyum gelmiş. Yeni Rocket de zaten fix o geliyor. Onun dışında direkt kapat diyorum. Stadyuma bakacağız, Rocket Pass'e bakacağız ama onun dışında ben güncelleme notlarını okumadım. Ve şurada hemen menülerde bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Burada bir değişiklik yok. Serbest menüde, rekabetçi de bir değişiklik yok. Turnuvalar 3-3 vardı, 2-2 vardı, yine aynı. Ödüllerde bir değişiklik yok. Özel zaten aynıydı. Bunları direkt geçiyorum. Eğitim menüsü bir sıkıntı yok. Ekstra modlar yine aynı ve özel oyunlarda zaten aynı. Buraya hiçbir şekilde dokunmamışlar, görsel anlamda olsun işte nasıl diyeyim, ekstra mod ekleme olsun ya da başka mod ekleme olsun hiçbir şekilde dokunmamışlar. Onun dışında garajda bir değişiklik yok. Profil, hani buraları kontrol etmek için bakıyorum ve ayarlarda da bir değişiklik yok. Tamam, o zaman şöyle 3 tane değişikliğimiz var bu sezon. Birincisi tabii ki de Rocket Pass ve görevler. İkincisi de arka plan. Üçüncüsü de stadyum. Stadyumu da sizlere hemen şöyle göstereyim. Starbase Ark felaket sonrası otomobil diye geçiyor. Şöyle bir bakın stadyuma. Öncelikle benim bu stadyumda en çok beğendiğim şey, stadyuma da genel bir puan vereceğim onun üzerinden. Abi şu gökyüzü baya güzel. Yani şimdi bence bunu sevmeniz yoktur diye düşünüyorum şöyle bir gökyüzünü. Gökyüzü güzel. Onun dışında şöyle dış kısmını ben çok beğenemedim. Hani oraya bir ortalama puan veririm. Dış kısmı dedim yani, şuradaki borular falan. Onun dışında şuradaki seyircilerin konumu falan. O çok güzel değil. Gökyüzü olayı güzel olmuş. Ve stadyumun zemin de, yani şurada görüyorsun, siyah bir zemin var. Şuraları falan gri. Buraya da orta puan verildim. Ve stadyuma bir genel puan verecek olursak da ben 7,5'tan hadi 8, 7 arasında 8 verirdim. Yani fena bir stadyum değil. Önceki 3. sezon stadyum mesela kötüydü. 2. sezon stadyum mesela kötüydü. Onların üstünde 4. sezon stadyumu da iyiydi. Çöl stadyumuydu. Onunla kapışacak bir stadyum. Ve stadyumu bu şekilde şöyle bir daha göstereyim. Turuncu takımın olduğu yerde turuncu borular var. Şurada seyirciler var zaten fix. Mavi takımın olduğu yerde mavi borular var ama şuradaki bakın gökyüzü detayı morlu, işte galaksi gibi böyle zaten uzayı andırıyor. Gayet güzel diyerek stadyuma 8 puan verdik ve gelelim sezonumuzun asıl olayına. Bu arada ranklar sıfırlandı. Sezon ödülünde de tekerlek verdiler. Tekerleği de nasıl göstereyim, şuradan envanteri düzenle diyelim. Filtrelerden alfabetik değil, en son değil. Bakın arkadaşlar şunu verdiler. Şimdi diyeceksin abicim kardeşim sende niye bronz teker var? Çünkü ben sezon 4'ü hiç oynamadım. YouTube'a video atmıyordum ve oyunu bırakmıştım. Bu da bunun bir kanıtı olarak burada yerini almış bu tekerlekte. Tekerlek bu arada gerçekten kötü. Hani sezon önünde bence tekerlek bilmem ne kadar makul geliyor insanlar ama hani tekerlek veriyorsun, bari güzel tekerlek ver. Tekerlek de çok kötü. Şuraya bir tane rankın logosunu koymuşlar, işte lastiğin çevresinde dikenler falan var. Bence dediğim gibi gayet başarısız bir tekerlek ama siz de yorumlarınızı yazın. Onun dışında Rocket Pass'i inceleyin ve sonrasında şuradaki 3 kutuyu, 3 kutu demişim ya, 6 kutuyu açacağız. O zaman direkt Rocket Pass'i incelememize başlayalım. Ama incelemeden önce şunu söyleyeyim. Rocket Pass'i hani almalı mıyım, almamalı mıyım diye bir sürü soru gelecek. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar 12. seviyede bir 100 kredi veriyor. Bunu aklınıza tutun. 1000 kredi harcayacaksınız Rocket Pass'i aldığınızı varsayarsak. 12. seviyede bir 100 kredi veriyor. Yani sizin Rocket Pass'ten kar elde edebilmeniz için, daha doğrusu amortiyi çıkarmanız için, o zararı çıkarmanız için 120. kademeye kadar kasacaksınız. 120. kademede nerede diyebilirsiniz. 70. kademeye geldiğinizde buralar otomatik olarak rastgele renkli eşyalar şeklinde açılacak. Bu birinci olayımız. İkinci olarak da 120. kademeye kadar kasacağım diyorsanız kesinlikle alın. Tavsiye ederim. Almadan önce de bu benim için çok önemli. Şurada eğer bir içerik üyesini desteklemediyseniz şurada desteği değiştirilir, bir içerik üyesini destekli alacak. Buraya Aygal yazıp, hatta ben şöyle göstereyim bakın. Şöyle bir şey olacak. Şuraya mağazaya girdiğinizde sağ üstte Aygal yazarak
Ondan sonra roket besi alırsınız. Bana büyük bir destek de bulmuş olursunuz. Bu benim için gerçekten önemli. Şimdiden destekleyecek arkadaşlara çok teşekkür ederim. Dediğim gibi roket besi almadan önce buraya Aydigal yazmanız gerekiyor. Veya marketten bir satın aldığınız eşyayı almadan önce de beni destekleyebilirsiniz diyerek roket besi geçelim. Birinci kademimizde fix arabamız var. Ya bence araba gayet kötü. Ben arabaya önceden denk gelmiştim. O yüzden böyle ilk anki heyecanını size yorum yapamayacağım. Kusura bakmayın. Ama araba ya bilmiyorum arkadaşlar çok kötü. Yani çok ya nasıl diyeyim biçimsiz duruyor. Şuradan anlatılacak gibi de değil ama bilmiyorum uzay arabası gibi duruyor. Yani gerçekçi durmuyor. Ya onu nasıl anlatabilirim? Mesela Fenin tipine bakın. Ondan sonra Dominus'un tipine bakın. Bu arada Dominus arabamla nasıl böyle bir tasarım yaptım. İsmini de Kadir koydum. Yorumunuzu yapın Dominus arabası hakkında da. Yani arabanın şu tipine bakın. Bir de Fenin tipine bakın. Bir de ay ölmezsine girdik yanlışlıkla. Bir de şu aracın tipine bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben şu an kelimeleri dökemiyorum ama araç gerçekten felaket kötü. Bu arada bu benim yorumum. Hani diyorsanız ki abi işte kardeşim abi nasıl kötü falan diyebilirsiniz. Onu da yorumlarda tartışalım. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi banner'dir işte TP'dir. Bunlara çok bakmayacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. Baner 10 üzerinden puanlayacaksak bence 7-8 var. Fena bir baner değil. Roket izi güzel. Ben beğendim yine uzay temalı görüyorsunuz. Bu şeyde de uzay teması var. 3. sezonda yarış temasıydı. 4. sezonda kovboy temasıydı. Bu sezonda da uzay temamız karşımıza çıkıyor. Burada gereksiz bir antenimiz var. Antenler falan bunları zaten geçiyorum. Bu unsurlar roket besi doldurmak için. Bu arada ücretsiz roket besi de arada bakacağız. 7. kademede bir tane lastik var. Ben lastiği beğenmedim. 10 üzerinden bir puan verecek olursam 3 verdim. Benim için kötü bir lastik. Bir tane başlığımız var. Uzayın derinliklerine diye uzay temalı demiştim zaten size. Hızlı geçiyorum. Çıkartma güzel. Yıldızlı bir kombin yapacaksınız. Yıldızlı lastikler var. Yıldızlı antenler var. Kullanılabilir. TP desteği var. Güzel. Başlık içini doldurmak için. 12 kademede bir kredi var dedi. Kredimiz de burada karşımıza çıkıyor. Bu lastik bence 13. kademedeki lastik bundan çok daha iyi. Net bir şekilde daha iyi. Buna da 10 üzerinden bir puan verecek olursam 8 derim. Hatta benim şu gelin arabasıyla da yakıştı. Buraları biraz da beyaz olsa daha iyi olmuş. Ama sağlık olsun. Gayet güzel duruyor. Burada bir tane Dominus çıkartması var. Fena değil ama yani böyle sabit çıkartma kullanan ne kar var bilmiyorum. Tercih size kalmış. Bir tane başlık var geçiyorum. Burada bir tane ses nedir onu? Gol efekti mi? Gol müziği mi ne? Ondan var. Bunu çalamıyorum telif yemeyeyim diye. O yüzden çok hızlı geçtim. Nexus'un çıkartması var. Yani Nexus'u ben kullanmam. O yüzden hiç yorumlamıyorum ama gördüğünüz gibi böyle çıkartma. Onun dışında burada bir tane sosis sandviçimiz var. İzimiz var. İzimiz de fena değil. Kullanılabilir ama Morris daha iyiydi. Lastik tam böyle ortalama bir lastik. Ne o sarı lastik kadar kötü. Bakın şu lastik kadar bir daha göstereyim de. Şu lastik kadar kötü de değil ama şuradaki lastik kadar iyi de değil. Bence ikisinin ortasında. Boyamalarımız var. Boyamalar yine hızlı geçeceğim eşya türlerinden biri. Çünkü boyamaları çok az kullanıyorlar. Anodizatif falan diğer tip istisnaları geride bırakıyorum ama onun dışında boyamalar çok kullanılmıyor. Bu arada ücretsiz kademede yine değişik değişik eşyalar var. Boyamayı gösterdik. Nexus'a yine bir çıkartma geçiyorum. Kredimiz var. Burada neyimiz var? Anten geçtim. Lastik fena değil. Sade sevenler kullanabilir. Sade sevmeyenlere gidecek bir lastik değil. 10 üzerinden 5 veriyorum lastiği. Bir avatar çerçevemiz var. Bu arada konuşmayı da unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın video çekmeye. Böyle takılırsam dediğim gibi affınıza sığınıyorum. Avatar çerçevemiz var. Fena değil böyle morlu mavi tam benim sevdiğim renk türlerinde. Ben beğendim. Beğenmeyenleriniz olabilir bir şey diyemem. Çıkartma Nexus'a geçtim. Burada bir tane kafalık var. Roket besinin içinde doldurmak için koymuşlar. Bir tane yine değişik böyle kombin yapabileceğiniz lastik var. Ben çok beğenmedim. O yüzden hani beğenenler olursa bir şey diyemem. Boyamamız var. Boyama fena değil. Bak bu kullanılabilir bir boyama türü. Böyle desenli mesela güzel bir boyama. Ben sevdim boyamayı. Burada motor sesimiz var. Çok dinletmeyeyim bunları. Zaten kendiniz dinlersiniz. TP desteğimiz var. TP desteğini de görüyorsunuz. Kredi gibi kademe kademe geliyor. Nexus'a yine bir çıkartma var. Fena değil. Diğer çıkartmalardan çok daha iyi. Roket izini beğenemedim. Niye beğenemedim? Çok
Gözüme hoş gelmedi açıkçası. Bir de renklerini sevmedim. Ama sevenler olursa bir şey diyemem. Yine 12 kademeli bir olan kredimiz. Lastiğimiz beğenmedim. Avatar çerçevemiz. Yine TPD'si. Burada tatlış bir banyomuz var. Burada bir tane hareketli çıkartmamız var. Önceki yıldızlı hareketli çıkartmaya göre bence çok daha kötü. Ama bak, bu hareketli çıkartma Tool Sketch diye bir boost var. Onunla gidebilirim. Niye? Çünkü çizgi karakteri andıran bir havası var yani. Öyle söyleyeyim. Siz anlayın oradan arkadaşlar. Burada bir adet mısır lastiğimiz var. Fena değil. Kullanılı bir böyle absürt tasarımlar yapacaksınız. Böyle troll tasarımlar. Gidebilecek bir lastik. Ama bu buz bence çok kötü. Çünkü bilmiyorum, şuradaki bir kere yuvarlak çok dikkat çekiyor. Onun dışında çok kaba duruyor. Bilemedim. Benim için kötü bir buz. Bir tane banerimiz. Burada da bir tane banerimiz. Yani şu baner güzelmiş ya. Bu da anka kuşu mu? Galiba anka kuşu, anlayamadım ama. Kaplan bir anka kuşu. Böyle su var. Ateş detayı var. Ben beğendim bunu bu arada. Gerçekten güzel. Baner ve ücretsiz şeyde bölümde. Bilmiyorum, gayet ilginç bir şekilde ilgimi çekti. Burada bir tane yine boyamamız var. Hareketli çıkartma. Çok güzel bir hareketli çıkartma bence. Ama Nexus olması kötü olmuş sadece. Lastiğimiz fena değil. Bak, sade tasarım yapacaklara gidebilecek bir lastik. Gayet güzel. Nexus'a MC88 çıkartması. Oo, bu lastik güzelmiş bu arada ya. Böyle siyah bir havası var. Karamsar bir havası var. Böyle rengarenk renkleri falan var. Bence bu gayet güzel ya. Ve renkleri değişiyor mu lastiğin? Yok, değişmiyor. Aynı. Ama gayet güzel bir lastik. Ya bu lastiğe ben kesinlikle 10 üzerinden 10 veririm. Bu arada beni bir arkadaşım davet etmiş. Şimdi videoda olduğum için demeyeceğim. Burada bir lastiğimiz daha var. Fena bir lastik değil, yine kullanılabilir. Bir lastiğimiz daha var. Bu arada ben bunu fena bir lastik dedim de bir daha bakayım. Yok abi, kullanılmazmış bence. Kötü. Benim için çok kötü bir lastik. Ama bu lastik bak harbiden güzel. Niye güzel biliyor musun? Beyaz, sarı, böyle hoş bir sarısı var. Ve benim arabayla gitmiş. Böyle sarılı beyazlı bir tasarım yapacaksanız çok güzel. Bak, çok önemli bir lastik. Burada avcı kadın Nexus için. Nexus'u kullanacaksınız. Kullanın gitsin. Bu çıkartmıyor ama ben Nexus'u beğenmediğim için bir şey diyemem. Boyamamız var. Başlığımız var. Yani bunları geçiyorum artık. Bir adet lastiğimiz var. Burada yine bayağı bir lastik vardı. O da bunlardan biri. Lastikler bu arada genel olarak kötü değil. Ya yani ortalamanın üstünde diğer roketlere göre. Ve bu lastik de güzel. Bak, yanıp yanıp sönüyor falan. Güzel bir animasyonu var. Geçtim. 100 kredimiz var. Burada bir tane boost'umuz var. Abi, şeyin adını unuttum ya. Takviye falan diyecektim. Takviye denir bu arada da. İngilizce söylemeye alıştığım için. Boost'umuz var. Fena bir boost değil. Hatta güzel bir boost. Kullanılabilir ve benim arabaya da gitmiş. Bir adet çıkartmamız var. Oo, bu çıkartmayı ben çok beğendim ya. Bak, çok samimi konuşan, bu çıkartma bayağı iyi. Hatta şu ana kadar Rocket Pass'teki en iyi eşyalardan biri oldu. Ben bu arada bu Rocket Pass'i gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Yani Epic Games'in yönetimindeki Rocket League'deki Rocket Pass'lere bakıyorsun. Sezon kaç sezon oldu? 4 sezon oldu. Yani hepsinden şu anda bir adım daha önde. Net bir şekilde onu söyleyebilirim. Çok mu iyi? Hayır, iyi değil ama Epic Games'teki Rocket Pass'ler yani genel olarak kötü olduğu için bu güzel geliyor ki normale göre de gerçekten kötü bir Rocket Pass değil. Yani güzel bir Rocket Pass ama mükemmel ötesi mi? Benim için değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Burada bir adet lastiğimiz var. Çok iyi değil. Ama bunu sevenler olabilir şu animasyondan dolayı. Az önceki lastiğin siyah versiyonu ve gol patlamamız. Oo, burayı bir dakika. Burayı bir dakika. Bir daha izleyeyim de. O burayı komple şey yapıyor. Kozmik yapıyor. Bence çok başarılı. Çok da güzel. Ve farklı da bir gol patlaması. Şu ana kadar şey demiştim ben. Şu çıkartmayı en iyisi demiştim. Geri alıyorum söylediğimi. Bu gol patlaması şu ana kadar daha iyi. Ve Nexus SC adında da bir arabamız var. Şimdi Rocket Pass ile ilgili genel bir değerlendirmemizi yapalım ve 10 üzerinden bir puan verelim. Bir kere sezon 5'teki Rocket Pass bence açık ara yeni sezonlarda çıkan, bakın altını çiziyorum, yeni sezonlarda çıkan Rocket Pass'lere göre en iyi Rocket Pass. Ama bir olumsuz yanı var. Arabası gerçekten, benim için bu arada şahsi yorumlarımı söyledim dediğim gibi arkadaşlar. Arabası gerçekten kötü. Ya ben beğenmedim bu arabayı. Beğendiğiniz varsa da yorumda yazabilir, tartışabiliriz. Onun dışında Rocket Pass'teki en iyi şeyleri sıralarsam da bir kere bu gol patlaması birinci sırada. Kesinlikle. Bunu bence beğenmeniz olmaz. Onun dışında buradaki çıkartma da güzel. Onun dışında şu lastik fena değil. Güzel şeyleri sıralıyorum.
Bu lastik yine fena değil. Ücretsiz aşamada bu güzel. Güzel dedim, yine bu lastik güzel. Bu çıkartmanın eksisi olduğu için çok söylemiyorum. Şu baner güzel. Banerlerden de kesinlikle bunu, yani ücretsiz aşama zaten es geçmeyin. Onun dışında bir tane buz vardı. Mor buz vardı şu galiba. Bu buz fena değil. Böyle başlardan bakacak olsam da şuradaki roket izi ve şurada bir tane lastik var. Bu güzel benim için. Onun dışında ortalarda çok böyle güzel bir şey var mı? Yok. Aynen. Yani roket besi başında ve sonlarında gerçekten güzel şeyler var. Ve benim için de Epic Games döneminde çıkan roket ve sezonları arasında en iyi. Ve roket besi de puan verecek olursam onun üzerinden 8 puan veriyorum. Dediğim gibi roket besi tavsiye ediyorum. Ama neye göre tavsiye ediyorum? Bakın. Şurada 70. kademeye geliyorsunuz. 70. kademeden sonra 120. kademeye kadar size bu eşyaların, yani şuradaki TP'dir falan, onları geçiyorum, kredidir, onları geçtim. Bu eşyaların rastgele renklerini veriyor, onları açıyorsunuz. 120. kademeye geliyorsunuz. 120. kademeye geldiğiniz zaman da harcadığınız krediyi amorti etmiş oluyorsunuz. Eğer bunu göze alacaksınız, diyorsanız ki ben kasarım, alın. Almadan önce de mutlaka şuradan öğe mağazasında içerik ve destekli kısmından Aerigal yazıp kodumu kullanıp ondan sonra da şeyi almayı unutmayın, roket besi. Bu arada bu kod olayı bütün market harcamalarında geçerli. İşte kredi alırken de geçerli. Buradaki markette de geçerli. E-spor mağazasında da geçerli. Her türlü bana destek olmuş oluyorsunuz. Ve Fortnite'da da geçiyor aynı zamanda. Epic Games'e bağlı bir oyun olduğu için. Bunu da söyleyeyim. Arka planda şöyle stadyumun arka planı zaten buradan göstermiş olayım diyerek videomuzu bitirelim. Yorucu bir video oldu. Böyle hızlı bir şekilde sizlere açıklamaya çalıştım Rocket Pass'i ve YouTube'a 2 ay aradan sonraki ilk Rocket League videosu oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka yorumlar altında tartışalım Rocket Pass güzel mi kötü mü diye. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilsiniz. 2-3 saniyesini de ayırıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve Discord sunucumuza da katılmadıysanız aşağıda link var. Mutlaka katılın diyerek sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere uğurluyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.